22 Kasım'ın ayrıntı canlı haberle karşınızdayız. Hoş geldiniz yayınımıza. 23 Kasım'ın Cuma günü gazetemizde yer alan haberlerle hemen başlıyoruz. Özel, karar Türkiye'mize rol model olacak dedi. Geçtiğimiz Eylül ayında çocuklara oyunu eğitime dönüştüren, oynarken eğiten ve öğreten oyun alanları oluşturulması konusunda Ankara Büyükşehir Meclisi'ne önerge veren MHP Ankara Büyükşehir Meclisi üyesi Mahir Özel konu ile ilgili basın açıklaması yaptı. Açıklamada Özel, Ankara Büyükşehir çocuklarımız için oyunu eğitime dönüştüren eğitici oyun alanlarını gündeme alarak çalışmalara başladı. Karar çocuklarımız, ailelerimiz, toplumumuz için memnuniyet vericidir, hayırlı olsun dedi. Polisiyat ve Polatlı Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu üyeleri Türk Kızılay Derneği Şube Başkanı Hasan Benli'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. Kızılay Başkanı Hasan Benli ve Kızılay Şube personelleri tarafından karşılanan Yönetim Kurulu Başkanı Erol İnal ve Başkan Hasan Benli görüş ve fikir alışverişinde bulundular. Ve yan sürümüzde ne var? AK Parti İlçe Teşkilatı Şentepe'de şube açtı. AK Parti İlçe Teşkilatı Şentepe Mahallesi'nde ilçe temsilciliği şubesi açtı. Polatlı'nın kalabalık mahallelerinden biri olan Şentepe Mahallesi'nde AK Parti Şubesi Mahalle Başkanları çabaları ve istekleri neticesinde şubenin açılışına partililerin yoğun desteği oldu. Ve 23 Kasım Cuma günü sürmanşetimizde yer alan haberimiz 24 Kasım Öğretmenler Günü programı belli oldu. 24 Kasım Öğretmenler Günü resmi programı belli oldu. Öğretmenler Günü kapsamında 23 Kasım 2018 Cuma günü Polatlı Kaymakamlığı'nın önünde Atatürk Büstü'ne saat 15'te İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce çelenk sunma töreni yapılacak. Akabinde ilçe müftülüğünce şehit olan ve vefat eden öğretmenler ile tüm şehitlerimiz adına Çarşı Camii'nde Cuma namazı öncesi Mevlid-i Şerif okutulacak. Ayrıca 23 Kasım Cuma günü saat 15'te idareci öğretmenler ilçe kaymakamı Mahmut Nedim Tuncer'i ziyaret edecekler. Resmi program, öğretmenler günü resmi programında 26 Kasım Pazartesi günü olacak. Ve 23 Kasım manşetimiz neyle çıkmışız bakalım. Biri tamam, diğer adaylar kim olacak? Şu an Türkiye'nin özellikle Polatlı'nın gündemi yaklaşan seçim. MHP Polatlı Belediye Başkan adayını Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin katılımıyla açıkladı. Şimdi sırada diğer partilerin adaylarını belirlemeleri var. Polatlı'da ciddi bir siyasi yarış olacağı benziyor. AK Parti'de temayül yoklaması yapıldı. Önümüzdeki günlerde aday netleşecek. Temayül yoklaması tek belirleyici değil tabii ki. Teşkilatların ve milletvekillerinin görüşleri, sivil toplum kuruluşlarının düşünceleri, her biri genel merkez tarafından alınacak ve bunlara göre karar verilecek. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, belediye başkanlarını belirlemek için kampa girmesi ve adayları belirlemesi bekleniyor. Aday adaylarında belirsizliğin yanında heyecan da hakim. Sonuçta verilen karara herkes saygı duyacak, en sonunda sandık halkın önüne konulacak, karar da milletin olacak. Evet, 23 Kasım gazetemizde yer alan haberlerle karşınızdaydık. Gerçekler ayrıntıda gizlidir. Eğer daha fazlasını öğrenmek istiyorsanız yarın aynı saatte yine bekliyoruz. Hoşçakalın, iyi akşamlar.